Merhaba arkadaşlar, ben Nezi Orhan. Haber Yazma Teknikleri kitabının ders tanıtım programına hoş geldiniz. Kitap ve kitabın üniteleriyle ilgili bilgileri bu programda kısaca inceleyelim. 8 üniteden oluşan Haber Yazma Teknikleri kitabının ilk ünitesi haber yazma süreci ve temel bilgiler olacak. Genel olarak bir haber yazma sürecinin nasıl gerçekleştiğini açıklamak ve habercilik ile ilgili temel bilgileri sunmak bu ünitenin konusudur. İkinci ünite ise haberin anatomisi oluşturmaktadır haberin anatomisi içerisinde pek çok unsur bulunur. Bu unsurları başlık, spot giriş, görsel unsurlar gibi sıralayabiliriz. Bu ünite içerisinde ise bu unsurların her biri hakkında bilgiler ele almıştır. Üçüncü ünite haber yazma teknikleri konusudur. Günlük gazetelerdeki haberlerin hemen hemen çoğunda benzer bir yazım tekniği dikkati çeker. Bu tekniğin adı ters piramittir. Dolayısıyla bu teknikle ilgili bilgiler bu ünitede sunulmuştur dersin dördüncü ünitesini diğer haber yazma teknikleri oluşturmaktadır. Kitabımızın bu ünitesinde de ters piramit tekniğinden farklı olarak kullanılan çeşitli haber yazma teknikleriyle ilgili konular değerlendirilmiştir. Kitabımızın tanıtımına beşinci ünitemizle devam edelim. Beşinci ünite, röportaj ve söyleşi teknikleri konusudur. Röportaj, görüşme, mülakat ya da söyleşi kavramları günümüzde çoğunlukla birbirine karıştırılmakta ya da birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bundan dolayı bu ünitemizde bu kavramlar ve bunların teknikleriyle ilgili bilgiler ele alınmıştır. Altıncı üniteye geldiğimizde diğer haber alanları ve yazım teknikleri konusu ile karşılaşmaktayız. Haberciliğin çeşitli alanları bulunmaktadır. Bu alanlar haber olarak ilgilendiği konuyla adlandırılmakta olup birbirinden ayrı uzmanlık alanları oluşturmaktadır. Kitabımızın altıncı ünitesinde ise bu habercilik alanları ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Ücret ve ödül yönetimi kitabımızın 7. ünitesini radyo ve televizyon haberciliği konuşma dili tekniği oluşturmaktadır. Bireylerin en temel ihtiyaçlarından biri olan iletişim pek çok yöntemle gerçekleştirilmektedir. Gündelik yaşamda en çok kullanılan iletişim yöntemi ise konuşma dildir. Bu nedenle habercilikte konuşma dilinin kullanılması 7. ünitemizin konusunu oluşturmaktadır dersin son konusu ise haber yazmada denetim ve doğrulamadır. Kitabımızın son ünite ünitesinde ise bir haber yazma sürecinin son aşaması olan denetim ve doğrulama bir başka deyişle gözden geçirme ve düzeltme aşamasında neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Değerli arkadaşlar, haber yazma teknikleri dersine yönelik hazırladığımız bu ders kitabını oluşturan 8 üniteyi tanıttığımız programımızın sonuna geldik. Dersimizle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Anadolu'm E kampüsteki diğer öğrenme malzemelerinden yararlanabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.